أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين Suyuti'nin itkanından 40. nev'e devam ediyoruz. Alfabetik olarak gidiyor malum. Semme. Geçen hafta Semme'yi okuduk. Semme edatına geldik. Semme bil fethi ismun yuşaru bihi ilel mekanil ba'idi. Yani Semme diyor fethayla okunduğunda, çünkü damme ile Semme okuduk geçen hafta. İsmi, bir isimdir. Nasıl bir isim? Yuşaru bihi ilel mekanil ba'id. Kendisiyle uzak bir mekana işaret edilen isim hüviyetindedir. Mesela şu ayeti kerime üzerinde görelim. Nahvu ve ezlefna femme el aharine. Şu Ara suresi 63 ve 64'ü beraber burada değerlendireceğiz. 63'ü bir görelim önce. Güzel. Fe evheyna ila Musa en idrib bi asakel behra. Musa'ya asanı denize vur, asanla denize vur, iki türlü çevirmek mümkün diye vahyettik. Fenfelaka, deniz yarıldı. Fekâne küllü firkin kettavdil azim. Her bir, yani deniz ikiye ayrılınca her bir parçası kettavdil azim, büyük dağ gibi oldu. Ve ezlefne femme el-âkharîne. İşte oraya diğerlerini yaklaştırdık. Yani kendilerini takip eden Firavun ve ordusu var geriden gelen. Ve ezlefne femme ilel mekani ba'id alırsak, tabi burada geçmişten bahsediyor Allah Teala, zihnimizde bizim uzak bir yer orası. Ve ezlefne femme el aharine, diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve enceyne Musa ve men ma'hu ecma'in, Musa'yı beraberindekilerle birlikte topluca kurtardık. Burada mesela semme edatını efendim uzak bir yere işaret manasında görmüş olduk arkadaşlar. Ve huve, şimdi isim dedik de peki nedir bu? Zarfun la yutasarrafu. Yani mebni alel fetih olmak üzere zarftır arkadaşlar. Hep semme okunur. Zarftır. Dolayısıyla mebni olduğu için mahallen irab alır. فَلِذَٰلِكَ غُلِّطَ مَنْ اَعْرَبَهُ مَفْعُولًا لِرَأَيْتَ فِي قَوْلِهِ وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ. Şimdi İnsan Suresi 20. ayeti bir açalım. فَلِذَٰلِكَ, bu sebeple, yani ثَمَّ kelimesi zarf olduğu için, mebni alel feth olarak kabul edildiği için فَلِذَٰلِكَ غُلِّطَ, yanlışlandı, yanlış söylüyorsun dendi kendisine. Görüşü hatalı bulundu. Kimin? Men e'arabahu mef'ulen li ra'eyte. Ra'eytenin mef'ulun bihi gibi irab edenler şu ayeti kerimede efendim onların görüşü yanlış bulundu. Ayeti kerimemizi görelim şimdi. İnsan suresi 20. ayeti kerime. Cennetliklerden bahsediyor. وَيَضُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَيَضُوفُ عَلَيْهِمْ, onların etrafında dolanır. وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, muhallet hizmetçi delikanlılar, gençler. اِذَا رَأَيْتَهُمْ, sen onları gördüğünde, حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا, böyle etrafa saçılmış, serpilmiş lüklü mercanlar gibi görürsün onları. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا. Şimdi وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ gibi okursak, hani ثَمَّ'yi gördüğünde gibi olur. Bazıları burayı birinci رَأَيْتَ'nin mef'ulü gibi görmüşler. Dolayısıyla böyle anlayanlar görüşleri yanlış olduğu ifade edildi diyor. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا. وَإِذَا رَأَيْتَ, sen gördüğünde, ثَمَّ رَأَيْتَ, orada görürsün, naimen, nimetler,
ve mulken kebiran, büyük bir mülk, büyük bir saltanat, büyük bir efendim artık mülk içerisine girebilen her ne varsa onu görürsün. Şimdi burada diyor ki birinci ra'eytenin mef'ulü bihi gibi görüp de efendim öyle mansup kabul edenlerin görüşü hatalı bulundu. Evet. Ve kuri'e, dolayısıyla o vurguyu tekrarlıyorum bakın. Ve izâ ra'eyte femme ra'eyte na'imen. Ve izâ ra'eyte, sen o ortamı gördüğünde, orada bir mahsup bir takdir edeceğimiz bir şey var. Femme ra'eyte na'imen. Orada görürsün. Ne görürsün? Orada dediği yine uzak bir yere işaret ediyor. Uzak derken şimdi bize henüz gerçekleşmemiş bir alemden bahsettiği için uzak bir yere işaret edilen semmeyle kullanıyor Cenab-ı Hak. Orada işte nimetler görürsün diyor. Peki وَكُرِئَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَيْهِمْ. Sadece mahalli istişadı getiriyor. Onun için ayetleri görmek lazım. Yunus 46. Aslında biz فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَيْهِمْ okuyoruz. Ama bazıları burayı ثَمَّ اللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَيْهِمْ diye okumuşlar. Yunus suresi 46. ayeti kerimemiz. Ve imma nuriyenneke ba'dallezî na'iduhum. Yani Muhammed Aleyhisselam'a sesleniyor. Sana onlara yaptığımız tehditlerin bir kısmını göstersek de ev neteveffeyenneke, yahut onlara yaptığımız tehdidimizin, yani bu na'idu azapla ilgili kullandığında tehdit manası veriyoruz. Onun için öyle dedim. Onlara dair vaidimizi göstermeden seni neteveffeyenneke katımıza alsak da feileyna marci'uhum, neticede onların dönüşü sadece bizedir. Yani sen dünyadayken onların hüsranını görsen de, onların hüsranını sana göstermeden seni katımıza alsak da neticede yine onlar da bizim huzurumuza dönecekler. Semmallahu şehidun ala ma yef'alun. Böyle okumuş bazıları. Semme, işte orada Allahu şehidun ala ma yef'alun. Allah artık onların yaptıklarına şahittir. Yani onların ne yapıp ettiyse önlerine dökecektir. Tefsirine girmiyoruz fazlaca. Burada semmallahu diye okumuşlar. Biz semmallahu diye okuyoruz. Ve kuri'e fe ileyna marci'uhum semmallahu şehidun aleyhim ey hunalike. Yani artık orada Allahu şehidun. Allah onların yaptıklarına şahittir. Peki bu ayetin temme şeklinde okunabileceğine dair Kur'an'dan başka karinemiz var mı diyen olursa, şimdi ona cevap veriyor. Bi delili hunalikel velayetu lillahil hak. Kehf suresi 44. ayeti kerimede hunalike, artık orada el velayetu lillahil hakki. Velayet hak olan Allah'ındır. El velayetul hakku lillahi, öyle de okumak mümkün burayı. Gerçek velayet Allah'a aittir artık o ortamda, orada. Burada açıkça hünalike dediğine göre, hünalike yani kıyamette gerçek velayet Allah'ındır veya velayet hak olan Allah'ındır. Efendim buradan hareketle yukarıdaki ayette yine kıyametten bahsettiği için sümmellahu değil de semmellahu şehidun aleyhim. Artık orada Allah onların yaptıklarına şahittir. Çünkü velayet ona ait olduğuna göre orada, orayı semme okuyarak bu manayı murat edebiliriz diyor. Ama kuriye okunduğu için bu muteber bir kıraat değil arkadaşlar. Peki. Vakalet taberiyyu fi kavlihi. Bakın taberi, biz bu ayeti esümme izâ mâ vaka'a âmentüm bih diye okuyoruz. Ama taberi bu ayeti esemme izâ mâ vaka'a âmentüm bih diye değerlendirmiş. Manahu hunalike, artık orada izâ mâ vaka'a olan olduğunda âmentüm bih, iman ettiniz öyle mi? Manasında esemme izâ mâ vaka'a âmentüm bihi şeklinde okumuş taberi. Ve leyset sümme el atifetu. Yani taberi demiş ki buradaki sümme diye okuyup da atife olarak alınmaz. Buradaki se ve mim maddesi semme şeklinde okunmalı.
sümme şeklinde atıfe olarak okunmamalı demiş Taberi. Bu tabii ki bir Taberi'nin görüşü, zaten şimdi eleştiriyor. Ve hâzâ vehmün. Taberi'nin bu yorumu diyor vehimdir. Yani tamam, yukarıdaki semmellâhu şehidun aleyhim kıraatinin hiç olmasa Kur'an'dan bir delili vardı. Hünâlikel velâyetü lillâhil hak ayetiyle. Ama bu ayetin diyor, açıverelim daha net göreceğiz. Yunus 51. Bu ayetin de semme şeklinde okunabileceğine bir karine yok diyor müellifimiz. وَهَذَا وَهْمٌ Bu bir vehimdir. Taberi burayı yanlış anladı diyor. Çünkü öncesine bakmadan anlaşılmıyor. قُلْ Sen onlara de ki اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا Şayet Allah'ın azabı size beyaten, geceleyin, اَوْ نَهَارًا gündüzleyin, geliverse مَذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ Yani diyelim ki Allah'ın azabı geceleyin veya gündüzün geliverdi. Mücrimler Allah'ın azabından neyi aceleyle isterler? Yani Allah'ın azabı geceleyin veya gündüzün geliverse ne yapabileceksiniz ki? اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ Yani burada bir yukalü takdir edip onlara ne denir? اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ Yani bu azap geldikten sonra mı اَمَنْتُمْ بِهِ Siz Allah'a iman ettiğiniz El-âne ve gad kuntum bihi testa'cilun. Şimdi mi? Parantez içinde aklınıza geldi ya da iman ettiniz. Halbuki siz ve gad kuntum bihi testa'cilun. Siz azabı daha önceden aceleyle istiyordunuz. Dolayısıyla burada diyor, burayı da efemme gibi okumak lazım diyor Taberi, ama uzak bir yere işaret manasında temme okumayı gerektirecek bir şey yok. Tam tersine sümme burada efendim tam da manasını ifade etmek üzere اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ Olan olduktan sonra mı اَمَنْتُمْ بِهِ Efendim ona iman ettiniz. Manası daha tutarlı. Dolayısıyla وَهَذَا وَهْمٌ Taberi'nin burayı semme şeklinde okuyalım demesi bir vehimdir. Onun bir yanılgısıdır. اُشْبِهَا عَلَيْهِ الْمَضْمُومَةُ بِالْمَفْتُوحَةِ Üşbihe aleyhi alet taberi yani. Taberiye karışık geldi. Üşbihe üşkile. Müşkil geldi. Ney? El mazmumetu. Buradaki mazmum sümme ile bil meftuha. Mazmum sümme ile meftuh sümmeyi birbirine karıştırdı burada taberi diyor. Bir hata yaptı diyor yani. Peki. Ve fit tevşih li hattab semme zarfun fihi ma'nel işareti ila haysu. لِأَنَّهُ هُوَ فِي الْمَعْنَى التَّوْشِيح adlı eserinde söylemiş bunu Hattab. Diyor ki semme zarfun, bir zarftır. Biz de yukarıda zarf dedik zaten ama burada farklı bir şeye işaret ediyor. فِيهِ مَعْنَى الْاِشَارَةِ اِلَى حَيْسُ Bu semmede haysu'ya işaret manası var. لِأَنَّهُ هُوَ فِي الْمَعْنَى Çünkü semme mana cihetiyle haysu'nun aynısıdır diyor. Haysu ta kendisidir. Tıpkı haysu'nun ta kendisidir. Haysu fonksiyonunu icra eder. Öyle diyelim. Aşağı yukarıdakinden çok da farklı bir şey değil arkadaşlar. Geldik ceale. Ceale kâle râgib el-İsfahani tabi müfredatında söylüyor. Lafzun âmmun fil ef'âli kulliha ve huve e'ammu min fe'ale ve sana'a وَسَائِرِ اَخَوَاتِهَا وَيُتَصَرَّفُ عَلَى خَمْسَةِ اَوْجُهِمْ Ragıb el-İsfahani diyor ki bu ceale kelimesi lafzun âmmun fil ef'ali kulliha bütün fiilleri kapsayan umumi bir fiildir. Yani kapsamı oldukça geniş. Kulliha derken bütün fiiller dese de mutlaka bunun bir taksis görmüş kısmı da var. Onu da kabul ediyoruz. Burada bir kinayeli anlatım var. Yani kapsamı geniş, oldukça geniş bir fiildir. Ve huve bu ceale kelimesi e'ammu min fe'ale ve sana'a ve sa'ili ehevatihe. Ceale kelimesi fe'ale, sana'a ve diğer aynı anlama geldiği fiillerden daha umumi mana ifade eder. Ve yutasarrafu ala khamseti evcuhin. Beş farklı vecihte, beş farklı anlam ifade etmek üzere kullanılır. Şimdi ceale
enşe'e manasına geliyor. Feale manasına geliyor. Başka? Bazen amile manasına geliyor. Başka? Evet, sane'a manasına geliyor. İşte vesaili ehevatiha dediği o. Kapsamı, anlam dünyası oldukça geniş bir fiil. Ama bunu 5 ana başlık altında inceleyebiliriz diyor müellifimiz. Anlam dünyası geniş ama o geniş anlamları 5 maddede toplayabiliriz. Ehaduha, birincisi yecri mecra sara ve tafika ve la yeteadda. Yani ef'ali şuru gibi kullanılır. Başlamak manasına gelir. Tıpkı sara ve tafika'da olduğu gibi ve la yeteadda. Bu durumda teaddi etmez. Bunun bir mef'ulü aranmaz yani. Nahvu tıpkı şu örnekte olduğu gibi ceale zeydun yakulu keza. Zeyd şöyle demeye başladı. Ceale zeydun yakulu keza. Zeyd şöyle demeye başladı. Bir, bu. İki, ve sani yecri mecra evcede. Yukarıdaki direkt o mecraya bağlıyoruz artık. Evcede manasını ifa eder. Tıpkı evcede gibi işlem görür, fonksiyon icra eder. Ha, bu manaya geldiğinde feyeteadde limef'ulin vahidin. Tek mef'ule teaddi eder. Bak yukarıda mef'ul almamıştım. Evcede manasına gelebilir. Bu durumda tek mef'ule müteaddi olur. Nahvu ve ceale zulümati ve nura. Evet. Karanlıkları ve nuru var eden Allah. Bu sıla cümlesi olduğu için öyle çevirdim. Evcede manasına geldiği için sılayı da falan görmeden çevirelim. Ve ceale zulümati ve nura. Karanlıkları ve nuru, zulümatı ve aydınlığı var etti evcede. Bu manada ne oldu? Bak tek mef'ule. Zulümat burada tek mef'ul. Birinci mef'ul olmuş oluyor. Ve nur da birinci mef'ul üzerine atıf burada malum. Peki. Ve salisu, üçüncüsü yeciri yüste'melü manasında fi icadi şeyin min şeyin ve tekvinihi minhu. Bir şeyden başka bir şeyi var etmek, bir şeyden başka bir şey oluşturmak anlamında kullanılır. Nahvu ceale lekum min enfusikum ezvacen. Sizin için var etti. Yani sizin için oluşturdu. Neden var etti dedim? İcat da geçti orada. Neyden? Min enfusikum, kendi nefislerinizden ezvacen eşler var etti. Bir şeyden bir şey. Kendi nefislerinizden eşler var etti. Yine aynı şekilde ve ceale lekum, sizin için var etti, oluşturdu. Minel cibali, dağlardan eknanen, finnun eknan, barınaklar var etti. Ve rabi'u, dördüncü farklı şekli, cealenin kullanım şekli yani. Fi tasyiri şey'i ala haletin düne haletin. Fi tasyiri şey'i, bir şeyi bir halden başka bir hale dönüştürme anlamında. Bir şeyi bir halden başka bir hale dönüştürme. Dolayısıyla bu bir önceki şıkla biraz yakın bir mana gibi ama arada bir nüans var. Nahvu ellezî ce'ale lekumul arda firâşen. Yani arzı sizin için döşek haline dönüştürdü. Fî tasyîri şey'i alâ hâletin düne hâletin. Bir halden bir hale dönüştürme. Nasıl? Düne hale. Önceki halden başka bir hale dönüştürme. Ve ce'alel kamera fîhinne nûran. Yani ayı semalarda nûran nûra dönüştürdü. Ay kendisi, ayın bir varlığı var. Bir de onu nura dönüştürmek. Ayın tek fonksiyonu nur saçmak değil. Başka fonksiyonları da var. Ama burada ayı nura dönüştürdü derken önceki halinden başka bir hale dönüştürmüş gibi oluyor. Peki. El-hamisu el-hukmu bi-şey'i ale-şey'i hakkan kâne ev batilen. Yani bir şey hakkında bir nitelemede bulunmak. Evet. Veya bir şeye bir hüküm isnat etmek. El hukmu
bir şeyi ale şeyi, bir şey üzerine bir şeyi hükmetmek manası. Hakkan kâne, bu hüküm ister doğru bir hüküm olsun, hak olsun, tıpkı şu ayette olduğu gibi. Nahvu, Kasas suresi 7. ayeti kerime Hazreti Musa'dan bahsediyor arkadaşlar. Ve evhayna ila ummi Musa en ardaih. Musa'nın annesine Musa'yı emzir diye ilham ettik. Fe izâ hıfti aleyhi, onun adına endişelendiğinde, fe elqihi fil yemmi, onu nehre at. Ve la tehafi, korkma. Ve la tehzeni, hüzünlenme. İnna radduhu ileyki, biz mutlaka onu sana döndüreceğiz. Ve ca'iluhu minel murseline, ve onu peygamberlerden kılacağız diye çeviriyoruz. Burada hüküm manası var. Yani peygamberlik sıfatını, peygamberlik vazifesini ona hükmedeceğiz. Onu peygamber yapacağız. Onun hakkında peygamber olması hükmünde bulunacağız demek bu yani. Şöyle bir soru sorulabilir. Allah ilmi ezelisiyle ezelden hükmetmedi mi ki Musa'nın peygamber oluşuna hükmedeceğiz diyor? Hayır. Hükmetti tabii de. İlmi ezelisiyle hükmettiğini gerçekleştirecek. O mana var burada yani. Peki ev batilen, bu hüküm bazen batıl bir hüküm de olabilir. Mesela ve yec'alune lillahi'l benati subhanehu. Müşrikler ve yec'alune lillahi'l benati. Kızları Allah'a isnat ediyorlar diye çeviririz burayı biz normalde. Yani kızların Allah'ın kızları olduğuna hükmediyorlar. Zihinlerinde böyle bir yanlış hüküm veriyorlar demektir. Yine bir örnek daha. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ, Kur'an'ı ayırarak parça parça yapanlar. Aslında Kur'an bir bütündür. Fakat onu, batıl bir hüküm olmuş oluyor bu, onu parçalara ayırma hükmünde bulunanlar. Kur'an'ı parçalayanlar. Evet. Peki. Haşa, haşa edatına geldik şimdi arkadaşlar. İsmün بِمَعْنَ التَّنْزِيهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. Yusuf suresi 51. ayeti kerimeden örnek vermiş önce. Burada müellifimiz diyor ki haşa kelimesi tenzih manasında, efendim, istisna demek bu aslında. Haşa lillah, yani Allah'ı tenzih ederiz. Ne demek bu ayetle birlikte düşündüğümüzde? Daha iyi şöyle söyleyebiliriz. Kulna haşa lillahi ma alimna aleyhi min şu. Onlar ne dediler? Haşa lillah. Haşa Allah için. Bizim mealler de böyle yazmış burayı. Hani Allah'ı tenzih ederiz. Ma alimna aleyhi min şu. Biz Yusuf'ta en ufak bir kötülük görmedik manasında. Haşa lillahi ma haza beşara. Burada da yine aynı şekilde Yusuf 31. ayet. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, kadınlar Yusuf'u gördüklerinde, اَكْبَرْنَهُ, Yusuf'u gözlerinde öyle ululadılar ki, اَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ, ellerini kestiler. وَقُلْنَا, ne dediler? حَاشَ لِلّٰهِ. Burada bir hayret ifadesi var. Tenzih derken, yani Yusuf gibi bir güzeli yarattığı için Allah karşısında aslında hayretlerini ifade etmiş oluyorlar. Hayretlerini ifade etmiş oluyorlar. Dolayısıyla haşa lillah, yani Allah'ı tenzih ederiz. Zihnimizde bunu taaccüp manasıyla beraber düşündüğümüzde daha güzel oturuyor arkadaşlar. Zaten taaccüp manasını da görüyoruz. Şimdi İrab-ül Kur'an'da da buna değinmiş arkadaşlar Muhyiddin Derviş, diğer İrab-ül Kur'an'lara da bakabilirsiniz. Burada da müellifimiz tenzih manasını direkt söylemiş ama mesela aşağıda Müberret'ten bu tenzih manasını daha güzel izah edecek. Bu ayetler etrafında biz kendi, efendim, diğer kaynaklardaki bilgilerle şöyle oturtabiliriz. Kadınlar haşa lillahi ma hada beşeran derken Allah'ın o güzellikte Yusuf Aleyhisselam'ı yaratması karşısında ya bu bir insan olamaz diyorlar.
aslında hayretlerini ifade ediyorlar. Hani buradaki tenzih şu manadadır. İnsan olamaz dedik ama biz bunu hayretimizden söylüyoruz. Yoksa Cenab-ı Hak bu güzellikte insanı yaratabilir. Allah bu güzellikte insan yaratamaz demekten onu tenzih ederiz. Böyle oturuyor biraz mana. La fi'lun ve la harfun bi delili kıraati ba'dihim haşen lillahi bit tenvin. Diyor ki haşa kelimesi tıpkı şu iki ayette olduğu gibi tenzih manasında bir isimdir. İşte haşa lillahi ma alimna aleyhi min su ayeti. Haşa Allah için biz Yusuf'ta en ufak bir kötülük görmedik. Haşa lillahi ma haza beşara. Haşa Allah için bu insan olamaz. Ma haza beşara. Yani bu kadar güzellikte birisi insan olamaz. Peki haşa lillahin kazandırdığı mana ne burada? Neyi neyden tenzih ediyor? Yani aslında teaccüpleriyle tenzihi karışık. Bu insan olamaz derken Allah bu güzellikte insan yaratamaz falan demek istemiyoruz. Ama bize göre çok güzel olduğu için Allah'ı bu anlamda tenzih ediyoruz demektir o. Teaccüp var. Yusuf'un güzelliği karşısında bir hayret de var. Ha, dolayısıyla bir tenzih manası ifade eden isimdir. La fi'lun ve la harfun. Haşe kelimesi fiil değil, harf de değildir. Nereden anlıyoruz? Bi delili kıraati ba'dihim haşen lillah bitenvini. Çünkü bazı kıraatçiler burayı haşen lillah diye tenvinli okumuşlar. Bir kelime ancak isim hüviyetinde olursa tenvinli okunabilir. Demek ki tenvinli okunduğuna göre haşe fiil ya da harf değil, isimdir. Kemâ yukâlu, tıpkı şöyle demek gibi. Berâetun lillâhi. Yani Allah'ı bundan ibra ederiz manası var. Ve kıraat İbn Mes'ud'in ha bir yukarıya atıp bir delili kıraati bazıhim haşen lillah bit tenvin. Bazılarının burayı tenvinle haşen lillah okumuş olmaları bu kıraatın delaletiyle gösteriyor ki fiil de değil, harf de değil, isimdir. Zira bir kelime ancak isim olursa tenvinli okunabilir. Bir de ve kıraati İbn Mes'ud'in yani ve bi delili kıraati İbn Mes'ud'in. İbn Mes'ud'un haşallahi bil idafeti ke maazallahi ve subhanallahi. İbn Mes'ud'un burayı tıpkı maazallah gibi, subhanallah gibi izafetle okumuş olmasından da anlıyoruz ki haşa kelimesi fiil değil, harf değil, isimdir. Çünkü ancak bir kelime isim olduğunda izafet kendisinde gerçekleşebilir, muzaf olabilir. Peki وَدُخُولُهَا عَلَى اللَّامِ فِي قِرَاءَةِ السَّبْعَةِ وَالْجَارُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْجَارِ. Şimdi bunu yukarıya atfedip بِدَلِيلِ دُخُولِهَا عَلَى اللَّامِ فِي قِرَاءَةِ السَّبْعَةِ diye okuyabiliriz arkadaşlar. Yani haşa kelimesinin fiil ya da harf olmadığının isim olduğunun üç tane delili var. Birinci delili bazılarının bunu haşen lillah diye tenvinle okumuş olmaları. İkinci delili İbn Mes'ud'un haşallahi diye izafetle okumuş olmaları. Üçüncü delili yedi kıraatın tamamında da haşa kelimesinin hep lam ile haşe lillah, haşe lillah diye okunmuş olmasıdır. Halbuki vel cerru la yedhulu alel cerri. Haşanın kendisi car olsa lam üzerine gelemez. Çünkü car başka bir car üzerine gelmez. Harfi cer üzerine kullanılmaz. Yedi mütevatir kıraatin tamamında da haşe lillah diye okunduğuna göre demek ki haşe kelimesi isimdir. Efendim harf değildir. Fiil de değildir. Şayet harf olsa harf üzerine gelmez. Harfi cer üzerine gelmez. Bir itiraz yapabilirsiniz şöyle ama yukarıda İbn Mes'ud kıraati haşallah demişti. O da kıraat değil mi? O kıraat. Tırnak içinde kıraat. Yani İbn Mes'ud'un kendi şahsi değerlendirmesidir bu. Mütevatir bir kıraat değildir bu arkadaşlar. Onun için oraya çok takılmıyoruz. Ve innemâ türike ettenvînü fî kıraatihim libinâihâ. Lişibhihâ
bihaşa el harfiyeti lafzen. Ha şimdi mukadder suale cevap veriyor. Sen birkaç tane delil saydın. Bu delillerden hareketle haşa kelimesi harf ya da fiil değil, isimdir dedin. O delillerden birisi de haşen lillah, tenvinli okuyuştu. Peki bizimkiler niye haşa diye okudular da tenvini terk ettiler diyecek olursam, şimdi cevap veriyor. Ve innemâ türiket tenvînu fî kıraetihim, yedi kıraatin tamamında da tenvin terk edildi, haşa diye okundu. Niye? Libinâiha, mebniyün alel fetih olduğu için. Peki niye mebni alel fetih oldu? Lişibhihe bihaşa el harfiyeti lafzen, lafız itibariyle harfi cer olan haşaya benzediği için, bir de harfi cerlerde saydığımız haşa var biliyorsunuz. Harfi cer olan haşaya lafız itibariyle benzediği için o mebni, bunu da mebni yaptık diyor yani. Ve za'ame kavmun enneha ismu fi'lin ma'nahu eteberra'u ve teberra'tu li binaiha. Bazı dilciler de bunun isim fiil olduğu, efendim heyhate gibi mesela, isim fiil olduğunu söylemişler. Hangi manada? Manahu eteberra'u veya teberra'tu manasında. Neden isim fiil olduğunu söylemişler? Li binaiha. Hani mebni olduğu için ismül fiil diyelim demişler. Eteberra'u manasında. Ama bunu eleştiriyor şimdi. Ve rudde bi i'rabiha fi ba'dil lugat. Bazı lügatlarda, her ne kadar Kur'an'da öyle olmasa da, bazı lügatlarda bu kelime i'rab da edilebildiği için o gerekçeyle bu görüş reddolunmuş. İsmül fiil görüşü reddolunmuş. Hayır arkadaş, isim fiil de değildir, fiil de değildir, harf de değildir, isimdir diyor. Ve za'amel mübarrad ve ibn-i cinni, ki bunlar da dilciler, enneha fi'lun, yani bunlar haşanın fiil olduğunu iddia etmişler. Ve ennel ma'na fil ayeti, o zaman haşa fiilse ayete nasıl mana vereceğiz? Böyle bir sual doğuyor. Ayetteki anlam şudur bunlara göre: cenebe Yusufu el ma'siyete li eclillahi. Haşa lillahi'deki lillahi bak şöyle oturtuyor. Haşa cenebe lillahi li eclillahi Yusufu el ma'siyete. Yani haşa lillahi ma alimna aleyhi min su demek, haşa Allah için biz Yusuf'ta en ufak bir kötülük görmedik, bilmedik ayetini tevil ediyor. Haşa lillahi demek Yusuf Allah için cenebe, uzaklaştı. Neyden? El ma'siyete. Ma'siyetten uzaklaştı. Li eclillahi, sırf Allah rızası için. Ve hâze tevilu la yeteettâ fil ayetil ukra. Hadi bu ayette böyle tevil ettin de diyor müellif. Haşa lillahi ma alimna aleyhi min su ayeti. Peki haşa lillahi ma hâze beşeran da ne diyeceksin? Bak senin bu tevilin o ayette oturmuyor. Yani Yusuf insan olmaktan uzaklaştı mı diyeceğiz yani. Olmuyor diyor, zorlama. Ey müberret, ey cinni, efendim İbn-i cinni, olduğu gibi kalsın. Cumhur buna isim demişse isimdir diyor yani. Ve kâle el fârisiyyû, bu da yine dilcilerden birisi, haşa fi'lun minel haşa. Haşa kökünden diyor, fiildir. Ve huve ennâhiyetü, yani bir kenara çekilmek manasında, be'ude aslında o mana var burada. Ey sâra fî nâhiyetin, yani Yusuf masiyetten uzaklaşıp da bir kenara çekildi gibi bir mana. Ey ba'ude mimma rumiye bihi, ya da şimdi haşa lillahi ma alimna aleyhi min su'u, Yusuf ba'ude mimma rumiye bihi, kendisine atılan iftiradan uzaktır Yusuf manasında fiildir demiş Farisi. Ve tenahha anhu, kendisine atılan iftiradan tenahhi etti, tenahha yine uzaklaştı manasında fiildir diyor. Felem yalşehu ve lem yulabishu, yani Yusuf ba'ude mimma rumiye bihi ve tenahha anhu felem yalşehu ve lem yulabishu. Yusuf kendisine atılan iftiradan uzaktı, uzaklaştı. Ve tenahha anhu, ondan çok çok uzağa çekildi.
felem yavşehu, o iftira atılan o suçu işlemedi. Velem yulabishu, o suça karışmadım. O suçla hiçbir ilişkisi yok manasında alınabilir fiil olarak demişler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.